Asmalı konağın baharı, Türkiye'nin çimen gözlü güzeli. Renkli özel hayatı, başarılı rolleri ve sürpriz açıklamalarıyla renkli dünyanın en renkli isimlerinden Nurgül Yeşilçay'ın portresi geliyor ekrana. Cem Yılmaz'ın figüranıydı. Tolga Bey taburcu oldu efendim. Taburcu mu oldu, nasıl ya? Asmalı konağın baharı Türkiye'nin yıldızı oldu. 36,5. Cem Özer'le nasıl evlendi? Neden boşandı? Ben şu anda itibaren senin ayağını falan mı yiyeceğim? Evet. Ailemi ayakta tutmak için elimden geleni yaptım. Asmalı Konak'taki rol arkadaşı Özcan Deniz'le birliktelik yaşadı mı? Elektriği alırsan olur, almazsan olmaz. Eğreti Gelin film setinde gazetecilerle neden tartıştı? Bir şey seyrettiğim zaman güzel bir şey görebiliyorum. Ama siz göremiyorsunuz, yazık size ya. Dış görünüşünü ve güzelliğini nasıl tanımlıyor? Ben çok sıfır beden sevmiyorum. Ama tabii ki yani kiloma dikkat ediyorum. Ve Nurgül Yeşilçay'la ilgili tüm bilinmeyenler, çok ilginç görüntüler. Kendine ortaya çık, ağladıkça yağmur yağar, gülünce gelir bahar. Kalbinin götürdüğü yer senin değilse eğer, kadriye takıl derim. Başarılı oyunculuk kariyerine figüran olarak başladı Nurgül Yeşilçay. Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrolünü oynadığı Her Şey Çok Güzel Olacak filminde bir hastanede danışma görevlisiydi. Tolga Bey taburcu oldu efendim. Taburcu mu oldu, nasıl ya? Evet beyefendi, dün sabah ayrıldı hastanemizden. Komoda olacaktı kendisi, biz mutlaka görüşmemiz lazım yani. Siz kimsiniz? Hanımefendi, tamam. Alttan yürü. Taburcu olmuş işte canım. Yıllar sonra pek yakında filminde Cem Yılmaz o sahneyi yeniden yazdığında Nurgül Yeşilçay artık bir star olarak oturuyordu o koltukta. Bakalım nasıl olacak? Merak etmeyin efendim, her şey çok güzel olacak. İnşallah. İzzettin Gezici'ye bakmıştım. İzzettin Bey taburcu oldu efendim. Komada olacaktı kendisi. Pardon. Aa evet, 3. kat 346 numara. Sağ olun. Mazhar abi, yeni albüm var mı? Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Çıkışını ilk dizisi İkinci Bahar'la yaptı. Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrol oynadığı dizide tüm dikkatleri üzerine çekti. Doktor, kendini zorlamayacaksın dedi. İyi ya, senin yerine de ben oynarım. Hangi doktor? Niye zorlamayacakmışsın kendini? Kadın doğum doktoru, ben hamileyim. Ne? Ne dedin? Hamileyim. İkinci Bahar'la ilgili yıllar sonra yaptığı itiraflar eğlenceliydi. Şener Şen ve Türkan Şoray'a cool görünmek için bakın neler yapmış Nurgül Yeşilçay. Hep bir cool görünmeye çalışıyorum Şener'de. Çünkü Yusuf'um. Öleceğim yani. Ya tokatlarsın, öldürürsün ya. Şener abi bir şey söylüyor bana. Hani biz böyle falan. Karşımda görsem benim gibi birini öldürürüm. Hamileyim anne. Hamileyim ben. Ne diyorsun sen kızım? Ne yaptın sen? Asmalı Konak dizisi ve Nurgül Yeşilçay'ın büyük çıkışı. İkinci Bahar'ın ardından Şelale ve Mumya Firar'da filmlerinde oynadıktan sonra Asmalı Konak'taki Bahar karakteriyle Türkiye'nin sevgilisi oldu. Hala burada mısın sen? Ben gitmiyorum Seymen. Yanında kalıp seninle ilgileneceğim. Kendinle ilgilenirsen bana daha büyük iyilik yaparsın. Hemen gitmeni istiyorum. Ratingleri alt üst eden dizide Özcan Deniz'le kurduğu ortaklık çok beğenilmiş. Bahar'la Seymen'in aşkı milyonları ekrana kilitlemişti. Hadi herkes arabalara binsin. Geç kalıyoruz. Şişt, gelen gelir, gelmeyen kalır. Rıza, sen de gelir misin bizimle? Anne nasılsa uyuyor. O dönem yakıştırıldılar da. Peki aralarında bir aşk yaşanmış mıydı? Nurgül Yeşilçay o soruya bakın nasıl yanıt verdi. Böyle bir şey hiçbir zamanda olmadı. Olamaz.
Yani çünkü o elektrik yok bizim aramızda. Elektriği alırsan olur, almazsan olmaz. Karşılıklı bir elektrik işi bu. Ya alamadık olmadı. Denendi mi? Denenmedi. Elektrik olmadığı için de denenmedi bile zaten. Elektrikler kesildi. 2 yıl süren Asmalı Konak fırtınası sinemaya taşınmıştı. Asmalı Konak filminde saçını kazıtmış ve oyunculuk gücünü herkese göstermişti. Sevgilim. Sen kadının başına gelebilecek en güzel şeysin. Melekler Adası ve Cem Özer'le tanışma. Asmalı Konağın ardından ne yapacağı merak konusu olan Nurgül Yeşilçay, Melekler Adası dizisiyle döndü ekranlara. O gelinliği kaç model arasından seçtim ben biliyor musun? Teşekkür ederim. Çok cömertsin, çok incesin. Ama inan ki böyle şeyler benim için hiç önemli değil. Benim için önemli. Seninle ilgili olan her şey benim için çok önemli. O dizi Nurgül Yeşilçay'ı ilk ve tek evliliğini yaptığı Cem Özer'le tanıştıran diziydi. 2004 yılında sürpriz bir nikahla evlendi Cem Özer'le. Cem'le evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Cem sen? Ben. Evet. Bu sürpriz nikah öncesi evliliğin sinyalini vermişlerdi mikrofonlara. Sonrasında o sürpriz nikah kıyılıyordu. Çok mutluyuz. Gayet yolunda işler. Her an her türlü sürprize açık bir yarış. Benim evlenir misin? Tabii ki. Tamam evet. İşte, bitti. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Cem sen? Ben. Evet. Ben şu anda itibaren senin ayağını falan mı? Evet. 6 yıl süren bu evlilik Nurgül Yeşilçay'a hayatının en değerli hediyesini oğlu Osman Nejat'ı verdi. Beni daha sakinleştirdi açıkçası, yani eskisine nazaran. Çünkü eskiden her şeye sinirlenirdim, kulp bulurdum. Şimdi hayır, sanki her şeyin bir metre yukarısında yaşıyorum. Yani beni diğer sorunlar pek ilgilendirmiyor. Sadece bu bebeğim beni ilgilendiriyor. Bir kayım. 2010 yılında boşandıkları duruşmanın çıkışında Nurgül Yeşilçay'ın kameralara sarf ettiği cümleler hala hafızalarda. Bir ailenin yıkılması kolay değil. Ben ailemi ayakta tutmak için elimden geleni yaptım. Şimdiye kadar çocuğu düşündüğüm için sustum. Şimdiden sonra da susmaya devam edeceğim. Usta yönetmenler tarafından aranan oyuncu Nurgül Yeşilçay. Oyunculuk kariyerinde fırtına gibi estiği 2000'li yıllarda usta yönetmenlerin filmlerinde rol aldı Nurgül Yeşilçay. Fatih Akın imzalı Anlat İstanbul'da şizofren bir kadın olarak izledik onu. Biraz şizofren bir kadın ama şizofren olduğunun farkında. Biraz hafif çatlak, sıyırmış, kafayı yemiş bir kadın. Kendisini babaannesi sanıyor. Eve gelen hırsızı da babaannesinin kocası sanıyor. Çok komik, eğlenceli, tatlı ama acıklı, hüzünlü ve değişik bir öykü. Ben ticaret izine giriyorum. O mutlu kesici değil nasıl anlıyor? Lebrav değilim mi? Az bir çağırma. Hah, yetmesin. O evci değilim mi? Az bir dem. Bidim. Öbür dünyanın diliyle konuşmaya başladınız paşam. Hiçbir şey anlamıyorum. Atıf Yılmaz'ın 2005 yapımı Eğreti Gelin filmi, Nurgül Yeşilçay'ın yıldızlaştığı bir başka yapımdı. Daha önce oynadığım rollerden biraz farklı bir kadın. Bir de 1930'larda geçmesi falan beni korkuttu gerçekten. Çok yavaş hareket etmesi gereken, yani şey olarak oyunculuk açısından söylüyorum fiziksel anlamda. Ve ruh hali falan da bana farklı gelen bir karakterdi. Ama iyi geçti, iyi olduğunu düşünüyorum. Senaryo okuduktan sonra korkup acaba girmesem mi bu işe diye de düşündüm ben. Ama sonra dedim ki Atıf Yılmaz oynatıyor herhalde. Herkes oynattığına göre beni de oynatır diye düşündüm. Ama hatta şeyden çekimden bir gün önce kostüm provasındaydık. Atıf abi bana şey dedi. Senin gibi bir kızdan nasıl kadın yapacağız bilmiyorum dedi. Eğreti
Kıymetli Gelin filminin setinde bir gazeteciyle yaşadığı tartışmaysa akıllara kazındı. Filmdeki müstehcen sahneleri sormakta ısrar eden gazeteci Nurgül Yeşilçay'ı böyle sinirlendirmişti. Abi sevişme sahnesi yok. Ağlama sahnesi. Ağlama sahnesinde. Ama sizin beyniniz sadece ona çalışıyorsa ben hiçbir şey yapamam. Kesinlikle. Ben bir şey seyrettiğim zaman güzel bir şey görebiliyorum. Ama siz göremiyorsunuz. Yazık size ya. Pardon, ben sizinle daha fazla konuşmak istemiyorum. Ayıp ya. Kaç onu yaşına gelmişsin? Buna mı bir şey yapayım? Ama sen de yaşına göre hareket et. Saygı duy biraz. Ben senin neyine saygı duyuyorum? Farklı rollerde hep başarıyla oynadı. 2005'te komedi yönünü izleyiciye aktaran Belalı Baldız dizisiyle ekrandaydı. Bir yıl sonra bu kez acılarla dolu hikayesiyle Ezo Gelin olarak izledik Nurgül Yeşilçay'ı. Gazasız belasız al şu tezkereyi de gel, tamam mı? Merak etme. Gittiğim gibi döneceğim sana. Bak dönmezsen iki elim yakanda ha. 2007'de Adem'in Trenleri filminde yer alırken aynı yıl Fatih Akın imzalı Yaşamın Kıyısında filmiyle beyaz perdedeydi. Dün ziyaretine gelen kimdi? Avukatım olmadan hiçbir soruya cevap vermiyorum. Yaşamın Kıyısında filmi Kanda temsil edilirken Nurgül Yeşilçay'ı tüm güzelliğiyle Kandaki Kırmızı Halı'da izledik. ...2008'de Vicdan filmiyle yeniden sinemada izlediğimiz Nurgül Yeşilçay... ...2009 yılında Yedi Kocalı Hürmüz filminde başroldeydi. Şimdi bizim konaktaki bütün kızların blanziği var, bir tek benim blanziğim yok. O kalfa kadın alay ediyor benden. Hepsinin blanziği var da bir bunun blanziği yok diyor. Kapı gibi kocası var, bir blanziği yok diyor. Ya evet öyle ama dedim. Dedim ama yani o. Siz dedim bilseniz benim kocamı dedim. O dedim kapı gibi adam dedim. Osman gibi yiğittir dedim. 2013'te Osman Sınav imzalı Aşk Kırmızı da... ...2014'te Gece filminde oynayan Nurgül Yeşilçay... ...aynı yıllarda Paramparça ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle adından söz ettirdi. Yaralama ve yaralanma. Şunu da söyleyeyim sana. Biz gideriz, devlet kalır. Özcan Deniz'le yıllar sonra ikinci şansta buluştu. Özcan Deniz'le Asmalı Konak'tan yıllar sonra 2016'da ikinci şans filminde buluştu Nurgül Yeşilçay. Erdal'la evlendiğim zaman onun da senin gibi büyük hayalleri vardı. Eli avuca sığmıyordu. Ona bir şey yapma demek imkansızdı. Etrafında hep kalabalıklar olsun istiyordu. Herkes ona baksın istiyordu. Herkes onunla ilgilensin istiyordu. Nurgül Yeşilçay'ın bilinmeyenleri, arşivden çıkan çok ilginç görüntüleri. Nurgül Yeşilçay daha önce 3 kere rap yaparken göründü ekranlarda. Önce Beyaz Show'da Sezen Aksu için hazırlanan bir skeçte rap yaptı güzel oyuncu. Gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenilenirim? Hadi, hadi, hadi gülümse. Sonra Güneri Civoğlu'nun programında rap yapıyordu. Gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenilenirim? Hadi, hadi, hadi gülümse. Nurgül Yeşilçay, Kadri'nin Götürdüğü Yere Git adlı komedi filminde oynamadı ama filmin rap şarkısını seslendiren isim oydu. Kendine ortaya çık, ağladıkça yağmur yağar, gülünce gelir bahar. Kalbinin götürdüğü yer senin değilse eğer, Kadri'ye takıl derim. Nurgül Yeşilçay, birkaç yıl önce Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Mesela makyaj yapmayı sevmiyor Nurgül Yeşilçay. Yani ben dünyada da artık böyle bir şeyin kalmadığını düşünüyorum. Hani eskiden bu daha önemliydi belki. Hani sabah kalkıldığında kirpikli şeylerle falan kalkılıyordu. Ama sinemanın gelişimi, artık gerçekçi sinemanın çıkmasıyla birlikte ben makyajsız oynadığım bir sürü işim var zaten. Yüz güzelliğini bakın neye borçlu ve güzelliğini bakın nasıl tanımlıyor. Peki her gece eve gittiğinde temizler misin mesela? Temizlerim. Gayet iyi temizlerim. Gece kremimi sürerim.
yatarım. Bir gül suyu vardı, kullanıyor musun? Evet, hala kullanıyorum. Ya ben gül suyunun çok iyi bir tonik olduğunu düşünüyorum. Yani çok yaradığını düşünüyorum. Balık eti mi seviyorsun? Ben çok sıfır beden sevmiyorum diyeyim. Ama tabii ki yani kiloma dikkat ediyorum. Yani kilo aldığım zaman veriyorum. Hı-hı. Vermeye çalışıyorum. Hı-hı. Kadın dediğinde biraz etli mutlu olacak canım. Güzellik demişken, Nurgül Yeşilçay bir dönem botoks yaptırmış ve bunun pişmanlığını bakın nasıl yaşamıştı. Trend olmasına kanıp denediğin sende hiç durmayan bir güzellik moda akımı oldu mu? Botoks ona giriyor mu? Girmez mi ya? Botoks. İşte öyle bir şey yaptığımda kimseye söylemiyorum, tamam mı? Öyle bir şey yaptıracağım zaman, çünkü yapma manyak mısın falan diyecekler. Evet manyağım diyeceğim, evet. Olay uzayacak falan. O yüzden gidiyorum. Diyorum ki bas abi bas. Bas. Sakın elini korkak alıştırma diyorum. Ya oraya da yap, buraya da falan filan. O yani. Şarkılara bile konu oldu Nurgül Yeşilçay. Bir dönem birliktelik yaşadığı Mithat Can Özer ondan esinlenerek Lolita şarkısını yazmıştı. O ne biçim manita, 35'inde Lolita, kıracak sanır kalbini. Son yıllarda hem filmleriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Son yıllarda televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerine de imza attı Nurgül Yeşilçay. O filmlerden biri Kim Bu Aile'ydi. Kafamıza göre risk almayız. Hayır, kahramanlık. Gel bana vur! Gel! Yapmıyoruz. Ay sen bizim isteklerimizi yap da gerisi bizi ırgalamaz. Irgalamaz olur mu Menekşe Hanım ya? Menekşe kafi canım, samimiyete gerek yok. Cengiz Bozkurt'la birlikte rol aldığı komedi polisiye filmindeki performansıyla alkış aldı Nurgül Yeşilçay. Şimdi bitireceksen tam bitir komiser. Biz her zaman yanındayız evelallah. Geversin hepsini! Aynı yıl çekilen Mahalleden Arkadaşlar filminde farklı bir Nurgül Yeşilçay izledik. Aferin. Maşallah. Uzunca bir süredir aşk hayatında da mutluluğu yakaladı Nurgül Yeşilçay. Yapımcı Necati Kocabay ile birliktelik yaşıyor. Bir dönem evleneceklerini açıklamıştı Nurgül Yeşilçay ama araya giren pandemi fikirlerini değiştirdi. Biz hala üşeniyoruz. Evet. Üşenme aşamasını öyle geçemediniz mi? Geçemedik ya. Çok zor bir şey bence. Arkadaşlarınız da el atmadı galiba bu olaya. Atmıyorlar. Onlar bir önce hava attı. Biz hallederiz falan filan dedi. Şimdi herkes uzaklaştı. Ortada kaldık. Ortada kaldık öyle. Bir olduğu zaman olacak inşallah. Nurgül Yeşilçay son dönemde sosyal medyayı da etkili kullanıyor. Çektiği birbirinden eğlenceli videolarda bazen ev hallerini yansıtıyor Nurgül Yeşilçay, bazen de Z kuşağını anlamaya çalışıyor. Arkadaşlarla kafede oturup espresso içerek yeni haftaya merhaba diyorum. Türk kahvesi de olur abi, tamam. Sazlıklarda yürürken elimi saza sürtüp aynı elimi kafamın üzerinde çember yapıyorum. Evde kendimle sosyalleşiyorum. Pazar alışverişine gidiyorum. Ekranların aranan yüzü ve sinemanın en önemli başrol kadın oyuncularından biri Nurgül Yeşilçay. Güzel çimen gözleriyle hayatımızı aydınlatmaya uzun süre devam etmesi dileğiyle.